Kaç çarşı? How much? 5 mark. 5? 'Dağlardan, Şirksaray Bosta İttaba gibi düşün. Şiir için. Birinci Dünya Savaşı bu köprüde başladı. Alanya Otogarı'ndan selamlar. Çok kısa bir Bosna-Hersek gezim olacak. O yüzden Alanya Otogarı'na geldim. Buradan Antalya'ya gideceğim. Öğlenleyin saat 11'de Antalya'dan Bosna-Hersek'e direkt uçuşum var. Size bu videoda yollarda yaşadıklarımı, Bosna-Hersek'e nasıl girildiğini ve hangi otelde kaldığımı ve bunları kaç paraya aldığımı tek tek gösterip anlatacağım. İlerleyen saatlerde görüşürüz. Otobüsümüz yolda arıza yaptı. İnşallah yetişiriz. Çünkü bayağıdır bekliyoruz. Sorunsuz bir şekilde havalimanına geldim. Şu anda check-in yaptıracağım. Check-in'imi yaptım. Çantam da bu. Bu defa çantayı biraz ufalttım. Çünkü hızlı bir gezi yapacağım. Yanımda ağırlık yapmasın diye. Şimdi kapıya doğru gidiyorum. Burası Antalya Datifri. Tabii yine fiyatlar çok pahalı. Az önce bir tane simit sordum. 90 TL. Şu paraya bak. Evet, bir tane küçük su 2,5 euro. Yani kaç para yapıyor? 1 euro para. 75-80 lira. Su 2,5 euro. Maden suyu 4,5 euro. Benim uçuş saatime çok az kaldı. Ben size bilet fiyatı hakkında biraz bilgi vereyim. Ben biletimi Pegasus Hava Yolları'ndan Antalya gidiş dönüş olarak aldım. Fiyatı ise 3600 lira. Antalya'dan Saraybosna ortalama 2 saatlik bir uçuş süresi var. Şimdi birazdan uçağa bineceğim. Uçağın içini de size göstereyim. Ayrıca bir ikram falan var mı onları da çekerim. Eğer varsa. Yoksa da devam edip Saraybosna'ya bordo pasaportlardan, yani benim sahip olduğum bordo pasaportlardan ülke ne gibi yani ne gibi koşullarla ülkeye alınıyor. Bunu hep birlikte göreceğiz. Kabin ekibi ise Saraybosna'da
sizlerle birlikte olacağız. Zaten uçuş süremiz yaklaşık olarak 2000 civarında planlandı. Sen dikkat edecek çok mutlu bir hava var. Ve bu sayesinde sizlere iyi günler, iyi işler dilerim. Tekrar burada görmek dileğiyle, hoşçakalın. Bir gün sonra market yok yaptı. Spreading now we are pushing now this end. Bu evet. Evet. Sarajevo'ya indik. Uçakta ikram yok ama ücretli bir şekilde istediğinizi yiyebiliyorsunuz. Şimdi pasaport valisine doğru ilerliyorum. Dediğim gibi ülkenin şartları nedir? Onları bir göreceğiz. Pasaport polisinden geçtim. Hiçbir şey sormadı. Sadece mühürü bastı geçti. Şimdi havalimanından dışarı çıktım. Burada en uygun şekilde şehir merkezine giden otobüsler varmış. Şimdi onun yerini öğreneyim. Ben size nereden gittiğini ve fiyat bilgisini de yine buradan paylaşırım. Etrafımız da bu şekilde. Havalimanında biraz para bozdurdum. Genelde havalimanlarında biraz kur düşük olduğu için 5 euro bozdurdum. Otobüsler çünkü euro almıyormuş burada. 1 euro 1.95 yani buranın parası yapıyor. İzolit mi bu? İzons mu nedir adı bilmiyorum da. Yani burada kuru sabitlemişler. Normalde 1 euro 1.99 buranın para birimi yapıyor. Otobüs de çok basitmiş. Şu havalimanından çıkınca şu karşı tarafta hemen otobüs varmış şehir merkezine. Şimdi ona bineyim de yavaş yavaş gideyim. Otobüs durağı burası. Havalimanı da karşısı. Otobüs geldi. Açacağım şey. How much? 5 mark. 5? Yes. 5. Yes. Thank you very much. Havalimanından şehir merkezine otobüs ücreti 2,5 euro. Otobüsten indim. Buralar şehir merkeziymiş. Şöyle. Şimdi benim hostel şu arada dedi adam ama oraya doğru bir gideyim bakayım. Buraların Türkiye'den hiç farkı yok gibi duruyor ama sanki bir iç Anadolu'yu geziyormuş gibi. Şöyle bir meydana geldim. Burası. Burası baş çarşı dedikleri yer galiba. Evet, baş çarşı. Karşıda yazıyor. Şöyle bir çorbacı tarzı bir yer bakmam lazım. Çünkü hep kuru yiyecekler yedim sabahtan belli. Şöyle burada meşhur bir çorba varsa içeyim.
Ne çalışıyoruz? $50 bozdurdum. 87 buranın parası yaptı. Buranın parası ne oldu ne? Bir şey yok. Mark diyorlar ama mark. Paraları da böyle. Bu 50. Bu 20. Bu 10. Şunlar da metal. 80 kişi öldürmüş. Burası da 25 Şubat 1993 yılında 16 kişinin öldüğü yer. 25 Şubat 1993 25 şehit 16 şehidi burada verdik. Onun için burayı boyuyoruz. Saraybosna'nın gül adını verdik. İnsanlar buradan geçtiği zaman savaş unutulmasın diye. Şehri gezdikten zaten gezdiğinizde göreceksiniz. Her yerde böyle var. Bunu gördüğünüz zaman o zaman görmek, o zaman demek şehitlik. Teşekkür ederim. I want also like this. Like this. Yes, like this. Mix. Can you make mix? Yeah. Yeah, okay. And put 3 pieces with potato. Yeah. Potato and? Spinach. Spinach, yeah, okay. You want to eat here? What? Here? Yes, yes, I will eat here. Thank you very much. Boşnak böreğinin biraz meşhur olduğunu duymuştum ben. Şimdi böyle patatesli ve ıspanaklı börek aldım. Ayranla beraber fiyatı 4 euro. Şimdi bir tadına bakalım nasılmış. Gayet hafif. Patatesliğe de bakalım. Çok güzel. Burası da sönmeyen ateş. Bu ateş hiç sönmüyormuş. ...1914 yılında Ferdinand'a yapılan suikastın ardından Birinci Dünya Savaşı başlamıştı. O yapılan suikastın yeri tam burası. Yani bu köprü. Bu köprü Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olan yer. Şimdi çarşıya gezdim. Hostel'e doğru gidiyorum yavaş yavaş. Şu hosteli bulayım da. Daha sonra görüşürüz. Arkadaşlar ben hostelime geldim. Benden hariç 3 kişi daha var. Benim yatağım şurası. Bu hostelin fiyatı günlüğü 9 euro. Kahvaltı yok. Bosna Hersek ilk gün videosunu burada bitirelim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.